Alaaddin'in sihirli lambası. Alaaddin ve annesi birlikte yaşıyorlarmış. Babaları çok önceden ölmüş. Bir gün amcası olduğunu söyleyen Cabir diye biri gelmiş. Onlara bir kese altın vermiş. Buna karşılık Alaaddin'in kendi işlerinde yardımcı olmasını istemiş. Zavallı kadın ölmüş kocasının bir kardeşi olduğunu bir türlü hatırlayamamış. Fakat bir kese altını görünce razı olmuş. Cabir gerçekte Alaaddin'in amcası değilmiş. Onun amacı sihirli lambayı ele geçirmekmiş. Sihirli lamba gizli bir mağarada saklıymış. Amcası, "Gel seninle birlikte kırlara gidelim," demiş. Yürürlerken amcası Alaaddin'in ne kadar zengin bir insan yapacağını anlatıyormuş. Amcası, "Alaaddin, bu mağaranın kapağını ancak sen açabilirsin," demiş. Az sonra gizli mağaranın önüne gelmişler. Amcası, "Bak Alaaddin, açman gereken kapak bu. İçeri gir ve orada bulacağın lambayı bana getir. Ondan sonra altınların ve elmasların hepsi senin olsun," demiş. Alaaddin mağaraya girerek lambayı bulmuş. Amcası, "Lambayı ver," diye bağırmış. Alaaddin, "Önce beni çıkar, yukarıda veririm," demiş. Cabir çok sinirlenmiş ve kapağı kapatıp oradan uzaklaşmış. Daha sonra başka birini bulur, yine gelirim diye düşünmüş. Karanlıkta kalan Alaaddin çok korkmuş. Lambanın varlığını hatırlamış. Lambayı yakmaya karar vermiş. El yordamıyla lambayı ovalamaya başlamış. Ovdukça lambadan bir duman çıkmaya başlamış. "Ne oluyor böyle? Bu ne biçim lamba?" diye şaşkın şaşkın bakmaya başlamış. Duman birdenbire bir cine dönüşmüş. Alaaddin heyecanlanmış ve korkmuş. Cin, "Korkma Alaaddin, ben iyi bir cinim. Benden istediğin her şeyi yaparım. Dile benden ne dilersen," demiş. Alaaddin heyecanla, "Tek istediğim anamın yanına geri dönmek," diyebilmiş. Alaaddin gözünü açtığı zaman annesinin yanındaymış. Annesine başından geçenleri anlatmış. Lambayı ovalamış. "Dile benden ne dilersen sahip," demiş cin. Alaaddin, "Ey cin, annemle bana krallara layık bir sofra hazırla," demiş. Cin hemen emri yerine getirmiş. O anda odanın içerisinde en lezzetli yiyeceklerle dolu zengin bir masa belirvermiş. Bu güzel yiyecekler altın tabaklar içerisindeymiş. Annesi haykırmış. "Aman Allah'ım, bütün bu yiyecekler buraya nasıl geldi?" Karınlarını doyurduktan sonra Alaaddin'in aklına biraz para kazanmak gelmiş. Günün sonunda Alaaddin lambayı tekrar olmuş. Ortaya çıkan cine, "Ey cin, bana çok zengin bir hazine vermeni istiyorum," demiş. Cin emri yerine getirmiş. Her yer sandık sandık altınlarla, mücevherlerle dolmuş. Ertesi gün Alaaddin sultanı görmeye gitmiş. "Sultanım, bu altın ve mücevher dolu sandığı size sunuyorum. Ayrıca izin verirseniz kızınız Saray'la evlenmek istiyorum," demiş. Sultan Alaaddin'in getirdiği hediyeleri çok beğenmiş. Bu zengin ve terbiyeli genci çok sevmiş. Sultan, "Kızım Sara kabul ederse sakınca yoktur," demiş. Sultan güzel kızı Sara'yla Alaaddin'i evlendirmiş. 40 gün 40 gece düğün yapılmış. Alaaddin dünyanın en güzel sarayını Sara'ya hediye etmiş. Sihirli lambasını da saklaması için saraya vermiş. Aradan yıllar geçmiş. Alaaddin sultan ölünce onun yerine geçmiş, sultan olmuş. Ülkeye düşman ordularla savaşmaya, uzaklara gitmiş. Cabir sihirli lambayı ele geçirmek istiyormuş. Bunun için gizli bir plan yapmış. Sarayın önüne gitmiş. "Lambalar alırım, eski lambalar alırım," diye bağırmaya başlamış. Sara, "Bu eski lambayı da alır mısın?" diye sormuş. Gözleri dönen büyücü,
Sultanımızın eski lambasına karşılık bu altın lambayı vereyim demiş. Bu arada iyi cin Alaaddin'in yanına gitmiş. Büyücünün kötülüklerini bilen cin Alaaddin'i uyarmış. Acele etmezsek büyücü lambayı ele geçireceğim demiş. Cabir'in hilesine kanan sarayı kurtarmak için saraya doğru uçmuşlar. Alaaddin'le cin son anda yetişmişler. Cin var gücüyle Cabir'i sarayın duvarına çarpmış. Sahtekar acıdan "Ah kemiklerim!" diye inlemiş. Böylece kötü adamın hilesi bozulmuş. Lamba el değiştirmekten kurtulmuş. Alaaddin sevinçle karısı saraya koşmuş. "Al sevgili Sara, bu Cabir'in çalmak istediği sihirli lamba. Bir daha bunu iyi sakla." demiş. Yaptığı hatayı anlayan Sara üzgün bir şekilde "Aa, teşekkürler Alaaddin, teşekkürler." diyebilmiş. O günden sonra Alaaddin ve Sara çok mutlu bir hayat yaşamışlar. İyi kalpli cin de hep onların yanında olmuş. Ne zaman başları sıkışsa onlara yardım etmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.